Yemin ederim istemeden oldu. Çekil. Sakın dokunma bana. Ben kötü biri değilim. Sakın dokunma bana. Kötü biri değilim ben. Yoksa canını yakabilirim. Çekil! Tilki? Aferin Burak. Aferin. Çabuk arabayı öne getir. Sonunda bitecek bu iş. Az kaldı. Merhaba, ben karşı komşunuzum. Birkaç ay oldu taşınalı ama henüz tanışmamıştık. Ben Yavuz. Merhaba. Şimdi Kemal bundan sonra bizimle mi kalacak? Hı hı. Peki soranlara ne demeyi düşünüyorsun? Soranlar derken Reyhan'ı kastediyorsun galiba. Yani biliyorsun kim geldi, kim gitti, niye geldi, niye gitti kendisinin ilgi alanına giriyor. Kardeşim dersin, iş için geldi, bir müddet bizde kalacak. Bu kadar basit. Bilmiyorum sevgi, bilmiyorum. Oo. Günaydın oğlum. Ne oluyor ya sabah sabah? Yavaş gelin. Afyonum patlamadı zaten. Bak, dün kızımı nasıl bulabileceğimi bilen tek kişinin ölmediğini ve bana yardım edebileceğini öğrendim. Yani bugün ne Reyhan ne de bir başkası keyfimi kaçıramaz. Sorularım var ve cevapları bilen tek adam artık yanımda. Bilmem anlatabildim mi? Gayet net anlattın Sevgi. Güzel. Kemal abi nerede ya bu arada? Salonda yoktu. Buradan sağa gir. Burak'ın söylediği sokak burası. Yatak bozulmamış bile. Sabaha kadar uyumadı mı bu adam? Uyku tutmamıştır canım. Normal. Kaç gündür hastanede yatıyormuş. Yani ağrısı falan vardı demek ki. Ya banyodadır ya dışarı çıkmıştır. Gelir şimdi. Tilki hadi sen bir yukarı baksana. Ha, çocukları da uyandırıver. Kahvaltı hazır. Günaydın. Merhaba. Ne yapıyorsun ya? O sendin değil mi? Kim bendim? Odama gelip beni uyandırmaya çalıştın. Boşuna inkar etme. Bence sen hala uyuyorsun canım ya. Aylin, uyan hadi sabah oldu. Ne yapıyorsun ya? İlkokul çocuğu musun sen? Hayır. Odama gelip beni uyandırdığını itiraf edene kadar hiçbir yere gidemezsin. Evet, geldim. İşte böyle yaklaştım. Yaklaştım. Sonra da öptüm. Ya çekil be, ne yapıyorsun? Rüyanda beni görmüşsün ya, onu anlatıyorum. Seni ne rüyamda göreceğim be pislik? Sen anca insanların kabuslarına girersin. Yalnız o gördüğün rüya hiç ayrı alamet değil, ben sana söyleyeyim. Rüyada tilki görmek hayat boyu bekar kalacağın anlamına gelir. Zeynep,
Hadi uyan güzelim. Günaydın başımın belası. Günaydın. Ne oldu bezgin kedi? Bütün gece fare mi kovaladın? Tilki, o Ozan benim babam değilmiş. Kim? Dün akşam gelen Ozan benim babam değilmiş. Başka bir çocuk onun yerine geçmiş. Dur hayatım, neden bahsediyorsun? Sakin ol. Anlat bana, ne oluyor? Kız adamlar bizi kandırmaya çalıştı. Tilki koşa dedi. Dur, dur Zeynep. Ama... Kesin. Akşam Kemal'in geldiğini gördüyse sabaha zor etmiştir. Beklesin biraz, bırak. Çatladı, çatladı. Dur, sakın kapıyı açmayın. Dün gece gelen Ozan benim babam değilmiş. Başka bir çocuk onun yerine geçmiş. Gerçekten kız adamlar göndermiş onları. Dün gece onu kovdum ama yeni gelmiş olabilir. Lütfen açmayalım. Nasıl yani? Olur mu canım öyle şey? Hepimiz gördük. Kemal abi, baban buradaydı hayatım. O çocuk istediği kişinin yerine geçebiliyor. Dün babamın yerine geçmiş ve bizi kandırmış. O çocuk benim babam değil. Bizim gibi bir çocuk o. Yemin ederim. Baba, ne oluyor? Yok bir şey oğlum. Gel buraya. Gel. 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 Ya niye hala bakıyorsunuz? Adamlar bizi bulmuş işte. Sevgi, hadi bahçeden kaçalım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bahçe. Bir dakika. Bu adamlar buraya kadar geldilerse ben kızımın yerini öğreneceğim. Ne pahasına olursa olsun öğreneceğim kızımın yerini. Sevgi, saçmalama. Sen daha konuşmadan adamlar seni öldürür. Kızımın yanımda olmadığı her gün ben yavaş yavaş ölüyorum zaten. Mehmet, çocukları al çık. Ben bu kapıyı açacağım. Ben de hiçbir yere gitmiyorum. Gerekirse hepsinin ağzını burnunu kırarız, yine de öğreniriz kızının yerini. Tamam. Ali, sen çocukları al, bahçeye çık. Ali'nin dediğimi yap. Bakmışsınız. Ayol, ev ev değil, yol geçen hanım mübarek. Yine birisi geldi. Ya işte misafirperver insanlar. Ne güzel. Ne misafirperverliği Orhan? Yine bir haltlar karıştırıyorlar. Hadi ya, ben çok acıktım. Kahvaltı edelim artık. Hadi kızım, koy çağları. Koy kızım, koy.
Kimsin sen? Hı? O adamlarla senin ne işin var? Konuşsana çocuğum! Konuşsana! Konuşsana oğlum, konuşsana. Kıracağım ağzını yüzünü ha. Sakin. Neyle sakin olayım abi ya? Baksana şu kızın haline. Utanmıyor musun küçücük kızı kandırmaya? Ha? Bu kız babası yaşıyor sanıp sevindin. Tilki! Abi ne var ya? Bu çocuk Zeynep'in babasını bir kez daha öldürmedi mi gözünde? Ha? Özür dilerim Zeynep. Ben gerçekten seni üzmek istememiştim. Konuşma oğlum! Tilki yeter. Zeynep'i korkutuyorsun. Biliyorum yanlış bir şey yapmış olabilirim ama... ben kötü biri değilim. Gerçekten. Eğer size kötülük yapmak isteseydim onlara adresinizi verirdim. Vermediğin ne malum? Hı? Birazdan gelmeyeceklerini kim bilebilir? İçeri girip tepemize binmeyeceğini kim söyleyebilir ha? Hayır. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Onlara yanlış adres verdim. Ya bırak ya! Yemin ederim ki. Peki tamam, tamam. Biz sana neden inanalım? Bize bir sebep söyle. Yeter. Adın ne senin? Burak. Burak. Burak, sen benim son umudumdun. O yerine geçtiğin adam var ya. Kemal abi. Benim ona soracak çok şeyim vardı. Kızımı nasıl bulacağımı soracaktım. Bu eve neden geldiğimi soracaktım. Ama şimdi yine ben ne yapacağımı bilmiyorum. Yeter! Bu kadar dram yarattım. Defolup gidiyorsun. Bu evden anladım. Defolup gidiyorsun. Gidecek başka bir yerim yok ki. Hadi! Tilki! Tilki bırak kalsın! O da bir şans hak ediyor. Tıpkı bizim gibi. Geç içeri. Lütfen beni de aralarına alsınlar. O adamların yanına dönmek istemiyorum. Gelebilir miyim? Neler hissettiğini anlıyorum Sevgi. Yani biliyorum. İnsan her şeye dayanır ama evlat acısı başka bir şey. Ben Gürcan'dan ayrı kaldığımı hayal bile edemiyorum. Aklımı yitirirdim herhalde, delirirdim. Ama sen benim gibi değilsin. Sen güçlüsün. Bir taraftan kızını arayıp bir taraftan bu çocuklara annelik edebilecek kadar güçlüsün. Kemal Bey ölmüş olabilir. Ama senin kızın yaşıyor. Ve eminim sen kızını bulacaksın. Eminim. Ne oldu ya? Nereye? Meraktan ölüyorum Orhan. Olan bu. Lan keki götürmeseydi bari ya.
işin var senin burada? Geldiğini görmesinler, canını yakarlar. Boş ver, onlardan korkmuyorum. Seni mi burada zorla tutuyorlar? Pek sayılmaz. Ben evime gitmek istiyorum. Bu adamları sevmiyorum. Tamam, sakin ol. Annemi istiyorum ben. Sen çok oldun artık ama. Doğru odana. Bırak beni, annemi istiyorum. Bırak. Sessiz ol. Bırak. Bırak dedi. Götür, kokmuştur dedi. Ben size de getirdim, afiyet olsun. Annem buradaysa onunla da görüşeyim. Aa, misafiriniz varmış. Merhaba. Daha iyisin değil mi? Daha iyiyim, evet. İyi, o zaman aşağı inelim mi? Benim karnım çok açtı. Zeynep? Gürcan, ne oldu? Size bir şey söyleyeceğiz. Söyleyin. Burak da bizimle kalabilir mi? Yok yok yok. O işi unutun. Hiç bana öyle bakma. Yani bak, baştan söyleyeyim, bu konu böyle oylamaya falan açık da değil. O çocuğa güvenip yanımızda yaşamasına izin veremem. Kusura bakma. Ama... Burak da benim gibi gidecek bir yer yok ki. Düşüncelerini okudum. Tek isteği bizimle kalmakmış. Anne, baba, Reyhan teyze geldi. Eyvah. Geç bile kaldı. Bak, hemen gidelim, çocukları sıkıştırmasın. Hadi. Hadi yürü, yürü. Hadi. Günaydın, bu kim? Yani direkt olarak lafı hiç dolandırmadan öyle pat diye sordunuz. Yani içi dışı bir insansınız da o bakımdan söylüyorum, çok güzel bir özellik. Evet, öyleyimdir ve etrafımdaki insanlardan da aynı samimiyeti beklerim. Yalnız soruma cevap alamadım. Bu delikanlı kim? Ablasın o. Tabii canım. Kayınbiraderimin oğlu. Evet, abim dün akşam gelmişti. Siz mutlaka görmüşsünüzdür zaten. Ne münasebet canım. İşim gücüm yok, sizin evinizi mi gözetliyorum Mehmet Bey? Estağfurullah. Burada sizinle mi kalacak? Evet. Hayır. Hayatım, bizimle kalacak diye konuşmuştuk ya. Evet. Peki o zaman. Burada yatırmayın çocuğu. Evde yer mi yok? Bir sürü oda var. Şey... Ben gece horladığım için Tilki abi beni odasından kovdu. Evden kovulman da yakındır. Çocuklar! Çocuklar, aa! Giyinin hadi. Okula geç kalıyorsunuz. Hayatım. Sen çocukları okula bırakır mısın? Tabii. Hadi dedim. Evet. Ben de çocuklara sandviç hazırlayacaktım. Hmm. Eğer konuşacağımız başka bir şey yoksa malum, iş güç. Evet. Orhan Bey'e selamlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, iyi günler. İhanetinin bedelini ödeyeceksin Burak!
Öldüreceğim sana. Öldüreceğim Burak. Kek seversin değil mi? Hadi gel. Çekinme hadi. Ben içeride tadına baktım, çok güzel. Seni kaçıran adamlar sana zarar verdiler mi? Bak benim kızımı da onlar kaçırdılar. 3 ay önce. Evimizden alıp gittiler. İsmi Derya. Daha 8 yaşında. İşte bu benim kızım. Onu gördün mü? Kızımı o adamların elinden kurtarmam gerek. Burak lütfen. Eğer bir şey biliyorsan bana anlat lütfen. Ben bir şey bilmiyorum. Başka çocuk falan da görmedim. Tamam mı? Kimseyi görmedim. Tamam. Tamam canım. Özür dilerim. Affedersin. Hadi kekini bitir. Elin yanmış, gördüm. Geçmiş olsun. Nasıl oldu bu kaza? Çaydanlıkla çarpıştık da. Aylin ablası Hilke abiye mi çarptın? Bana bak baş belası. Ağzın başka bir şey, kulağın başka bir şey söylüyorsa ne yapacaksın? Susacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Günaydın Zeynepciğim. Günaydın. Hocam Gürcan babasıyla, yani babamla birlikte gözlük almaya gittiler. Anladım. İyi dersler size. Trekking'e gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz oğlum, hangi sene kaçırdık? Bir gece de kamp yaparız. İşin eğlencesi orada be oğlum zaten. Bir dakika beyler. Şşt, 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 şşt. Şala. Ne oluyor Levent? Pist pist falan. Kedi mi çağırıyorsun, anlamadım yani. Dün gece mesajımı görmedin mi Çağla? Görmedim. Sabahtan mı görmedin? Evet, sabah gördüm zaten. Ama iyi geceler yazdığım için cevap yazmam anlamsız olacaktı. Allah Allah. Şş, alo. Bana bak. Bu Kıvanç denen herif geldiğinden beri böyle bir afralar tafralar. Bir arızaya bağladın, gözümden kaçmıyor değil. Kıvanç geldiğinden beri arıza yapmaya başlayan ben değil sensin. Ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Haberin olsun. Çocuklar, resim defterlerinizi çıkardınız mı? Evet. Güzel. Şimdi herkes ailesinin resmini çizecek. Ailenizde kim varsa teker teker hepsini çizin. Anlaştık mı? Anlaştık. Zeynepciğim. Sen neden başlamıyorsun? Resim yapmayı sevmiyor musun yoksa? Seviyorum da. O zaman sorun ne? Problem mi var Zeynep? Yok, tamam çiziyorum. Problemin çözümünü bitiren parmak kaldırsın arkadaşlar. Bitti hocam. Ne çabuk. Tamamdır. Arkadaşlarını da biraz bekleyelim, sonra tahtaya çıkıp çözümü yazarsın. Bu arada o eldivenleri artık çıkarsan diyorum Aylin. Biliyorsun aksesuar kullanımı kıyafet yönetmeliğine aykırı. Hadi çıkar. Okul dışına takarsın.
Hocam ben bunları çıkartamam ki. Aylin'cim konuyu gereksiz yere uzatmayalım. Hocam eldivenlerimin kimine zararı var? Görüntü kirliliği yapıyor canım. Hayır madem takıyorsun şöyle şık bir şeyler falan tak. Çağla sen işine bak. Hala problemi çözmenizi bekliyorum. Alayım onları Aylin'cim. Hadi Aylin. Ya yeter. Çıkaramam diyor kız. Neyi uzatıyorsun hoca? Kıvanç. Haddini aşıyorsun. Hocam. Hocam şey. Ben bu eldivenleri aksesuar olsun diye takmıyorum. Ellerimde bir cilt rahatsızlığı var da o yüzden takıyorum bunları. Yani kimse görüp de benle dalga geçmişsin diye. Kıvanç yani abim de o yüzden bu kadar tepki gösterdi. Siz onun kusuruna bakmayın olur mu? Anladım. Geçmiş olsun bilmiyordum. Teşekkür ederim. Hadi. Oğlum asma suratını çok yakıştı bak. Gözlükten nefret ediyorum. Niye kıracağım? Heh, kır kır. Kır da gör gününü. Kafanı gözünü bir yere tosla da gör. Peki. Neri? Canım sıkıldı. Ya burası babanın çiftliği mi Necip? Ya bak kime diyorum ben? Aylin şey... Yürü oğlum yürü. Zeynep'ciğim. Bitirdin mi? Evet. Bakayım. Annen, baban, ablam, kardeşin. Bu çanta neden havada? Hiç öylesine. Bu şimşek ne peki? Şimşek işte. Bu kim peki? Başka birisi. Hocam kusura bakmayın geç kaldık. Önemli değil. Yeni gözlüklerin hayırlı olsun Gürcan. Biz de Zeynep'in çizdiği aile resmine bakıyorduk. Öyle mi? Enteresan bir hayal gücü var. Bütün aile burada ama bu kim onu çözemedik. Aa, o Masal Baba. Zeynep'le son okuduğumuz kitaptan esinlenmiş olmalı. Orada öyle bir karakter vardı. Çocuk işte. Hayal gücü çok geniş ya. Tilki bekler misin? Sedat Hoca ile konuştum. Ellerimde cilt rahatsızlığı var. O da yedi. Yani takma kafana. Eyvallah. Hadi derse geç kalacağız. Okula dönelim. Benim canım istemiyor. Sen git. Akşama kadar burada mı oturacaksın? Rahat bırakırsan bakacağız. Niye bu kadar öfkelisin? Yalan mı? Herkese, her şeye karşı öfkelisin. Sanki dünyayı kızgınmışsın gibi. Biraz sakin olman lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.